Çok soğuk bir kış gününde Çandarlı'dan bütün dostlara günaydın. Günaydın. Şimdi sevgili Ahat, 22 yaşında bir genç izleyicimiz. Sana bir takım sorular sordu, aklını kurcalayan ve sen bununla ilgili bir video yapmak istediğini söylemiştin. İlk soruyu sorayım. Ahat'ın ilk sorusu, insan kimdir? Şimdi benden de tüm dostlara günaydın, selamlar. Şimdi bu soruya şöyle yaklaşmak istiyorum. Yani insan kimdir diye sorulduğunda buna iki şekilde cevap verilebilir. Birincisi evrim teorisiyle anlatılan insan varlığı. Diğeri de semavi dinlerde anlatılan insan varlığı. Hangisine inanırsanız inanın, onda bir şey yok. Ama ortada bir insan gerçeği var. Şimdi bu soruda insan kimdir de benim tanımım şu şekilde. İnsan doğada kültürü olan tek canlı. Burada tabii şeyi, kültürü, ekini de açıklamak lazım. O da insanın kalıtımla getirmeyip doğaya kattığı her şey. Yani nedir bu? İşte elinize bir tahta parçası alıp onu yontup bir kaşık yapıyorsanız bu bir kültür ürünü. Bu anlamda düşündüğünde insanı doğadaki diğerlerinden ayıran en önemli şey onun doğaya katabildikleri kültürü. Başka ne sormuş? Aha. İkinci soru yine insan neye, niçin inanmalıdır? Yani inanmamak mantıkla ters oluyor çünkü demiş. Doğru söylüyor. Çünkü meydana gelen, yeryüzüne gelen bu insan diğerlerinden, diğer canlılardan çok çok farklı olarak dediğimiz bu kültürü, ekininin olması. Bu düşünceyle olan, düşünceyle yapılan şeyler. Böyle olunca neye inanmalıyız ya da Niçin inanmalı mıyız? inanmalıyız? Niçin Ya da inanmalıyız? niçin Evet. inanmalıyız? Burada işte tam da Ahat'ın sorusu, pek çok kez söylediğimiz niçin inanmalıyız'daki pek çok kez söylediğimiz noktaya geliyoruz. Şimdi inanmak nedir? Yani kelime olarak ne? Şimdi bir şeye inanmak demek, ikna olmak demek ya da kabul etmek demek. Biz ne şekilde ikna oluruz? Neleri kabul ederiz? Burada hemen yöntem olarak ya da şekil olarak pozitif bilimleri koyarız. Yani şöyle Emel, bir matematik, geometri, fizik, kimya sayabilirsin, doğa bilimleri, lisede olsun, üniversitede olsun. Bunun eğitimini alırken öğretmen bunları anlattığında ders sonucu şunu hiç düşünmezsin bile. Ya hoca acaba doğru mu söylüyor? Çünkü bilirsin ki bu veriler inanılması gereken bilgiler. Bunda herhangi bir kuşkun, herhangi bir şüphen, bir şeyin yoktur. Ta ki o teoremi ya da o şeyi değiştiren yeni bir şey bilim adamı tarafından ya da bilim insanı tarafından bulunana kadar. Demek ki ne? Pozitif bilimlerin verdiklerinin %90-95'ine inanıyoruz artık. Bunda bir sıkıntı yok. İşte tam da sıkıntı inançlar konusuna gelince başlıyor. Çünkü bundan sonraki sorusu Ahad'ın o noktaya evrilecek. Burada pek çok da şey çıkıyor, düşünce çıkıyor. Şimdi Çünkü felsefe insanlar tarihi... görmediği şeye inanmak istemiyor. Bravo. Yani beş duyuyla algıladığı, kendisinin yorumladığı şeylere çok kolay inanıyor. Ama beş duyunun ötesine, yani metafiziğe geçtiğinde işler karışıyor. Zaten orada da bir miktar karışsın. Karışması da lazım. Şimdi felsefe tarihi konusunda hiçbir şüphe yok. Çünkü o da bilimin, tarihin yöntemini kullanıyor. Ama felsefeye gelince iş karışıyor. Her
Herkesin bir düşüncesi, herkesin bir kabullenişi ya da inanışı var. Bunlar tabii ki olmalı. Bu da düşüncenin zaten gelişmesini, seyrinin değişip ilerlemesini sağlıyor. Yani Herakleitos değişmeyen tek şey değişimin kendisidir derken bunu bilim için kastetmiyor. Felsefe için kastediyor. Her şey değişiyor. Mesela şu anda bile değişti. Böyle baktığımızda bilimi ayırdık, ona inanıyoruz. Ama felsefe ve dine, din konularına gelince herkesin çok farklı düşünceleri oluyor ki olmalı. Burada yapılan ya da yapılacak şey, bu inanılacak ya da inanmak durumunda olacağımız şeyler için şeyi çok geliştirmek lazım. Bilgiyi çok geliştirmek lazım ve bu bilgiden çıkacak sonuçları, artık ben bunu hep söylüyorum, bir başkası tarafından değil, kişinin kendisi tarafından bir senteze ulaştırılması lazım. Şimdi Descartes bunu çok uzunca yıllar yaptı. Yapmasının sebebi de şuydu. Descartes da bu konuda çok sıkıntılıydı. Yani kendine şu soruyu sordu. Ya ben gerçekten mutlak olarak, doğru olarak neyi biliyorum? En sonunda geldiği nokta, Sokrat'ın geldiği nokta, bildiğim tek şey, o da hiçbir şey bilmediğim. Yani tüm bilgilerini eleştiri süzgecinden geçirdi ve elinde bir tek güvenilir şey kaldı. Düşünmek. Buradan da zaten o çok ünlü sözü çıkıyor. Düşünüyorum, o halde varım. Şimdi burada varlığın temelinde düşünce yok. Düşünebilmek insanı varlığa getiriyor. Buradan da doğru düşünce çıkıyor. Nasıl doğru düşünebilirim? İşte Descartes bunu kendine sorduğunda analitik geometriyi buluyor. Ve düşünce sistemini geometri platformuna oturtmaya çalışıyor. Müthiş bir çalışma içine giriyor. Burada toplayayım istersen, daha fazla Descartes'a gitmeyelim. Yani pozitif bilimlerde sorun yok. Onların verileri neredeyse hepimizin inandığı veriler. Felsefe ve din konusundaki inanç, o artık fertlerde. Ona fertler kendisi karar verecek. Peki şöyle demiş, ateistler bile inanmadığına inanıyor. Kendimi aramak için nereden başlamalıyım? Şimdi ateistler neye inanmıyorlar? Tanrı'nın varlığına inanmıyorlar. Tanrı'nın varlığına inanmıyorum dediğinde iş aslında çok kolay. Aha, doğru söylüyor. Bak, artık bir şeye getiriyor şeyi. Önermeye getiriyor. Ben Tanrı'nın varlığına inanmıyorum. Bunu dediğin zaman artık o insana şu sorulmaz. Neden inanmıyorsun? Çünkü neden inanmıyorsunu sorduğunda artık inanmamayı ispat etmeye çalışıyor. Evet. Evet. Buna gerek yok. Gerçekten samimi olarak Ahat'a çok katılıyorum. Ben Tanrı'ya inanmıyorum diyor ise, orada birileri sana bir soru sorduğunda, kardeş sorma, ben inanmıyorum. Bu çünkü artık kesin yargı. Asıl dertli, sıkıntılı, zor olan ben inanıyorum dediğinde. Evet. Bu sefer niye inanıyorsun diye. Neden inanıyorsun? İşte bu da sorulmamalı. Bak, ben neden inanmıyorsunu sormayacaksam, bana da neden inandığım sorulmayacak. Sadece bak, bunu ayıramadığımızdan çok üzülerek söylüyorum. Türkiye Cumhuriyeti Devleti bugün bu haldedir. İnançları sorguluyoruz. İnançlar sorgulanmaz. Dinleri sorguluyoruz. Dinler sorgulanmaz. Ben putperestim. Ol kardeş. Ben inanmıyorum. İnanma, saygı duydum. Evet, ama evet, herkes birbirine saygı duymalı değil mi? Öyle değil mi Emel? Evet. Yani şimdi biz artık öyle bir hale geldik ki, Fenerbahçeli
Galatasaray'a şunu, ya Galatasaraylı olunur mu? Ya adam olmuş be kardeşim. Böyle bir ayet de vardı değil mi? Allah diyor ki işte siz kimseyi eleştirmeyin, yargılamayın ki, Onlar da kötü söz söylemeyin ki onlar da sizin inandıklarınıza kötü söz söylemesin. Evet, burada saygı çok önemli. Yani saygı tabii önemli. İnanmayana da saygı duyacaksın, tabii. İnanana da saygı. Ama tabii. Dediğin gibi şu dönemde... Ama bu bilinçli. Evet. Bak, bu bilinçli derken... bir kısmını ayırıyorum, o şengörler, dilozoflar falan, onları ayırıyorum. Onlar da kasti yapıyor bu işi. Hı. Onlar da bir inşallah yakında vazgeçerler bu işten. Ama bu işi gerçekten samimi ateistler, bak, onlar çok saygıdeğer. Mesela bir Mina Urgan, mesela Yıldız Kenter, daha pek çok varlar bunlar. Yaşamları boyunca Tanrı inancı olmadı ama bunu kimsenin gözüne sokmadı. İnançsızlığıyla ölmeyi becerdi. Şimdi ateistler bundan vazgeçecek. Zaten diğer ateist olanların hepsi çok saygıdeğer. Neden biliyor musun? İnanmıyorum diyor ve eleştirisi yok. Çok büyük tehlike maalesef inanıyorum diyen, burada beni mazur görsün dostlar, artık alıştılar. İnanıyorum diyen cambazların yaptıkları. Bütün gençlerin aklını karıştırıyorlar. Peki şöyle bir sorusu var. Kendimi aramak için nereden başlamalıyım? Kendinden başlayacak. Kendini aramak için başka bir yerden başlayamazsın ki Ahat. Önce kendinden başla. Kendini tanıya geldik yine. Hep oraya gelinecek Emel. Hep oraya gelinecek. Şimdi bunu din konuşmasına çevirmeyelim de kaç tane ayet var Yüce Allah'ın insanın kendisiyle, hadi bir tane söyleyelim. İnanmak için insan kendine de mi bakmaz diye sorar Yüce Allah. Nereden başlayalım? Kendimizden başlayalım. Bu kendimizden başlama benim için Sokrat olmak. Benim hedeflediğim, benim istediğim Sokrat olabilmek. Sokrat olabilmek derken onun gibi mütevazi yaşayabilmek. Egolarımı, şunlarımı, bunlarımı olabildiğince eritebilmek. Sen gençsin, önünde büyük şeyler var ama ona bu yaşta Schopenhauer'un şu tavsiyesini, ki çok katılıyorum, bir önceki videoda da var, teklif ediyorum. Ahat, şuradan başla. Neyi başarabileceğini ve neyi başaramayacağını kendine dürüstçe sor, söyle ve başarabileceklerinin peşine git. Çünkü o hedefler eğer biraz da küçültülmüşse, biraz da alçaltılmışsa, o hedefler artık ulaşılabilir. Her hedefe ulaştığında da aha çok mutlu olacaksın ve kendini gittikçe daha çok tanıyacaksın. Kendini, özünü daha kolay yakalayacaksın. Ne kadar çok etrafında aksesuar biriktirirsen kendini o kadar kaybediyorsun. Çünkü o aksesuarlarla uğraşmaktan kendin kalmıyor. Ama ne kadar o aksesuar daralır, ne kadar dağılır giderse yalnızlığına, kendine dönebilme şansını yakalıyorsun. Burada tüm dostlara şunu söylemeyi istiyorum. Ne kadar çok yalnız kalmayı başarabilirseniz, ki çok keyiflidir yalnızlık, o kadar çok içinize dönersiniz. İnsan çünkü yalnız başınayken hiç kimseye ve özellikle de kendisine yalan söylemiyor. Başka sorusu var mı Ahat'ın? Yok. Tamam. Tüm dostlara sevgi, saygı, selam. Peki. Tüm dostlara selam, sevgi, saygı. Tekrar görüşmek dileğiyle.